Evet, 3 ay uzun bir aradan sonra sahaya çıktık. Uzun bir yolculuk yaptık Eskişehir'den. 16 saatle buraya geldik. Şimdi baştan sonra da 16 saat yola gideceğiz. Maça baktığınız zaman genç oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maç içerisinde pozisyonlar da bulduk. Erzurum da pozisyon buldu. Son dakikalarda da atsak maçın kaderi değişecekti. Ama maalesef yediğimiz golde mağlup olduk. Şartlarımız belli, kadromuz belli. Biz son 5 maça en iyi şekilde yine çıkıp mücadele edeceğiz. Eskişehirspor'un arması ve forması için mücadele ediyoruz. Ben oyuncularımla yine tekrar söyleyeyim, gurur duyuyorum. Erzurumspor'a da başarılar diliyorum. Eksi 15 puanımız biliyorsunuz. Oyuncularımızın koronadan dolayı gelmeyen oyuncularımız da vardı. Cezalı oyuncularımız da. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız gerçekten iyi mücadele etti. Bir maçı değerlendireyim isterseniz. Tabii 3 ay sonra tekrar lige başlamak. Özellikle dün ve bugün rakip gördüğümüz takımların puan kaybıyla birlikte bizim maç bu anlamda biraz daha ehemmiyet gösterdi bizim lehimize. Tabii maçtan önce de konuşmuştuk. Bu tür müsabakalar zor müsabakalardır. Rakibin tabii çok genç bir ekip olması, çok mücadelesi gücü olmasının yanında bu tür müsabakalarda en önemli şey golü erken bulmaktır. Golü erken bulsak belki oyunun gidişatı şekli çok daha farklı olabilirdi ki bunun için de ciddi anlamda önde oynayarak pozisyonlar üreterek ki ilk yarı itibariyle atılan gol, penaltı, kaçırdıklarımız 6-7 tane çok net pozisyonumuz var. Belki bunlardan birini gol bulabilsek, bu biraz da bizim beceriksizliğimizden son vuruşlarda çok doğru tercihler yapamadık. Tabii rakibin doğal olarak direncini yukarı çıkardı ve savaşma gücüyle birlikte, savunmayla birlikte bizim hata yapmamızı bekledi. Kolay değil. 3 ay sonra ilk defa bir resmi müsabaka oynuyoruz. Bu zorluğu zaman zaman yaşadık. Rakipler de yaşadı. Diğer takımlar da yaşıyor. Bugün itibariyle tabii kazanmak çok önemliydi rakiplerin kaybettiği haftada. Bunu avantaj olarak lehimize çevirmek çok önemliydi. Maçlara başlanan kadrolarla maç kazanılmıyor. Sonradan giren oyuncularla maç kazanılıyor. Dolayısıyla bugün sonradan giren oyuncuların performansı pozitif anlamda çok etki oldu. Cenk Ahmet, Cücu, Batuhan'la birlikte bu değişikliği yapmış olabildik. Belki birkaç daha oyuncu değişikliği yapabilirdik ama takdir edersiniz ki elimizdeki mevcut kadroda sakat olan oyuncularımız var. Onların yokluğu da bu değişimlerde bizi ciddi sıkıntıya soktu. Ümit ederim ki önümüzdeki haftalar bize katılacaklardır. Batuhan, Suk'un fiziksel olarak tempolu oyun içerisinde yorulduğunu gördük ve değişikliği bundan dolayı yaptık. Tabii özellikle duran toplar önem teşkil ediyor bu tür müsabakalarda. Fizik avantajını, boy avantajını da çok doğru kullandığını düşünüyorum. Ve sonucunda da 90. dakikada da olsa galibiyeti yakalamak bence bu akşamın en güzel anıydı. Oyuncuları tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta yine zorlu bir müsabaka oynayacağız. 5 tane final maçımız kaldı. Birinci etabı geçtik. Zor da olsa geçmek önemliydi. Şimdi ikinci etabımız Osmanlı. Bütün yoğunluğumuz, bütün çalışmalarımız yarın itibariyle hafta sonu oynayacağımız maça yöneleceğiz. Ümit ederim ki oradan da galibiyetle dönüp önümüzü daha da güçlendirmek istiyoruz. Yo, normal. Jasmine'in yorulduğunu gördüm biraz çünkü hem orta saha hem ofansif anlamda katkı vermeye çalıştı. Dediğim gibi kolay değil bu tür müsabakalarda tempolu oynayabilmek çünkü tempomuz zaman zaman çok yüksek, çok gelgite döndü oyun. Dolayısıyla fiziksel olarak biraz düştüğünü gördüm. Batuhan da hem antrenmanlarda hem oynadığımız kendi aramızdaki müsabakalarda fiziksel olarak iyi duruyordu ki sadece Batuhan'a da bunu addedersek çok öbür oyuncularımıza haksızlık yapmış oluruz. Cenk Ahmet'in de temposu ve girdikten sonra hareketliliği çok iyiydi. Cucu'nun da aynı şekilde ama genel hatlarıyla takım olma bütünlüğünü başından sonuna kadar oynayanla, sonradan girenle, dışarıda kalanla yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim.